Yok yok, merak etmeyin Sultan Hanımcığım, anladım. Yeşil reçeteli ilaçlar var. Tamam, ben revire teslim edeceğim. Yeter ki siz akşam gelin. Anladım. Serum da var. Peki. Görüşmek üzere. Manyak taka. Kedi olalı bir fare tuttu. Sayesinde artık bugün doğum günüm. Kerim abi. Bugün senin doğum günün mü? Evet. He. Ne yapıyoruz peki akşam? Yoksa ben davetli değil miyim? Olur mu canım? Aa, ne demek? Tabii ki ben de şimdi seni davet etmeye geliyordum. Neyse. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın Yusufcuğum. Hayırdır komutanım? Yüzünüzde gülücükler açıyor. Ayıptır söylemesi, bugün doğum günüm de. Sultan Hanım'la baş başa yemek yiyeceğiz. Sultan Hanım'la baş başa. Hadi ya, ben benim haberim yok doğum günden komutanım. Parti nerede, kaçta? Ben yani kaçta geleyim? Vallahi Yusuf, seni davet ettiğimi hatırlamıyorum. Komutanım. Ha, buraya ne yazayım? Pres. Evet, pres. Ben de onu diyorum, pres yazıyor işte. Ses prova. Evet. Ama benim anamın okuma yazması yok ki. O bizim köyün muhtarıdır. O yazar mektupları. Annenin en çok nesini özledin, memleketinin nesini özledin? Bunlardan bahset biraz. Annene buradan neler söylemek istersin? Ha, anama mı? Anamın gül kokusunu, saçımı okşamasını, dizinin dibini, her şeyini özledim valla. Komutanım, komutanım. Siz, buyurun siz de gelin. Siz de bir şeyler söylemek istersiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aile özlemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi aile özlemiyle ilgili buradan tüm Türkiye'ye söylemek istiyorum. Öncelikle senin rütbelin olarak istersen ben konuşayım. Sonra yatmamış olan sayın seyircilerimiz olursa onlarla da sen konuşursun. Efendim, buradan 70 milyonu doğum günüme davet etmek istiyorum efendim. Komutanım, şahsi meselelerinizi gündeme getirmeseniz. Komutanım, size de laf gelmişken neler söylemek istersiniz? Merhaba, ben geldim. Ah Pelin'cim, hoş geldin. Ben de tam Pelin nerede diyordum. Al şu mikrofonu, çekime sen devam et. Benim bir deniz yüzbaşının yanına uğramam lazım. Kolay gelsin. Aslında benim de acil bir işim var. Bir revire kadar gitmem lazım. Sonra görüşürüz sayın seyircilerimiz. Revir deyince şimdi benim de bir işim olduğu aklıma geldi. Tüm Türkiye, yayınıma bir süre ara veriyorum. Ha, bir de anamın beni oklavayla kovalamasını özledim.